Çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı İsmet Bey, hayatının en önemli başarısına imza atmak üzere Lozan'a giderken İstanbul'a uğradı. 1920'de kaçarak terk ettiği bu kente 2,5 yıl sonra bu kez alkışlar arasında geliyordu. Bir hafta önce mecliste saltanat lağvedilmiş, bunun sonucunda İstanbul hükümetine Lozan için yapılan davet geçersiz kılınmıştı. Artık Türkiye'nin tek bir temsilcisi vardı, Büyük Millet Meclisi hükümeti. İsmet Paşa cebinde sterlinlerle İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı tarafından uğurlanarak İngilizlerle diplomatik savaşa gidiyordu. Mustafa Kemal bu zorlu kavga içinde milli mücadelenin muzaffer kumandanını seçmişti. Kan dökülmüş bir toprak için pazarlık yapmanın ne demek olduğunu en iyi o bilirdi. Hem de sözünü en çok dinleyecek isim oydu. Onun yeni bir cephede bu kez barış için yapacağı bu savaştan Türkiye Cumhuriyeti doğacaktı. Türk heyeti Lozan'a geldiğinde herkes şaşırdı. Hepsi takım elbise giymişlerdi ancak başlarındaki kalpaklarıyla savaş meydanından yeni çıkıp barış masasına gelmiş gibiydiler. Hele İsmet Paşa adeta cephedeki günlerini arıyordu. Bu alışmadığı kıyafetler, adetler ve entrikalar içinde huzursuzdu. Çizmelerini çıkarmış, ruganlarını giymişti ve alışmadığı o ayakkabı ayağını vuruyordu. Okul sırasında kendi çabasıyla öğrendiği Fransızcası yetersizdi. Yabancı bir mesleğe ait kıyafetin içinde, yabancısı olduğu bir dilde, yabancı ülkelerin dev isimleriyle bir ölüm kalım pazarlığına oturacaktı. Rakipleri yenilmiş bir devlete tasfiye koşullarını dikte ettirmeye gelmişlerdi ve karşılarında o yenik imparatorluğun sinmiş bir paşasını bulacaklarını sanıyorlardı. İsmet Paşa Lozan Konferansı'nın açılış toplantısına katılmak üzere arabadan indiğinde artık üzerinde şık bir elbise, başında astragan kalpak yerine İngiliz malı melon şapka vardı. Kafasının içinde ise tek bir amaç. Misak-ı milli sınırlarını garantiye alarak barışı sağlamak. İtalya'yı Mussolini temsil ediyordu. Yunanistan'dan Venizelos gelmişti. Ama İsmet Paşa'nın asıl rakibi Britanya İmparatorluğu'nun kurt dışişleri bakanı Lord Curzon olacaktı. Lord Curzon ve İsmet Paşa iki ayrı dünyanın simgeleriydiler. Biri gösterişi ve süslü cümlelerle konuşmayı seven, asırlık İngiliz diplomasisinin bütün inceliklerini bilen iri yarı bir aristokrattı. Diğeri Avrupa'ya ikinci kez gelen, ufak tefek, gösterişsiz, kendi halinde bir asker. Biri galiplerin temsilcisiydi, diğeri mazlum milletlerin. Bu iki adamın karşılaşması adeta iki ayrı dünyanın kapışması olacaktı. Güçlü olanlarla haklı olanların. İlk kriz ilk dakikada patlak verdi. Salonda her ülkenin heyet başkanı için büyük koltuklar hazırlanmış, İsmet Paşa'ya ise sıradan bir koltuk ayrılmıştı. Paşa bunun nedenini sordu, büyük koltuk bulamadık dediler. Zarar yok dedi paşa, bulduğunuz zaman gelirim. Birkaç dakika sonra koltuk bulunmuştu. Artık galip mağlup yoktu ve herkes uluslar ailesinin eşit bir üyesi olarak masaya oturacaktı.
Görüşmeler başlayınca İnönü rakiplerini yıpratarak zaman kazanma taktiği izlemeye başladı. Tam bir sinir harbi sürdürüyor, sabrıyla Lord Curzon'ı deli ediyordu. Sonunda Curzon patladı. Memnun değiliz dedi konuşmamızdan. Hiçbir sözümüzü kabul etmiyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. Hepsini cebimize atıyoruz. Yarın harap bir memleketi imar etmek için önümüzde diz çekeceksiniz. Bizden yardım istediğiniz zaman bugün reddettiklerinizi birer birer çıkarıp önünüze koyacağım. Bu sözler İsmet Paşa'nın hafızasına bıçakla kazınır gibi kazındı. O sözleri ömrü boyunca unutmayacak ve ülkenin en sıkıntılı anında bile bir kuruş borç için müttefiklerin kapısını çalmayacaktı. Amerikan elçisi Grew anılarında yabancı delegeler karşısında İsmet Paşa'nın durumunu şöyle anlatıyordu. İsmet Paşa'ya ecel terleri döktürüyorlardı. Gözlerinin altında derin halkalar belirmiş, saçları dimdik olmuş, tüm gücü tükenmişti. Bütün saldırılara rağmen ayakta durmaya ve karşı koymaya devam ediyordu. Ama geldiği güne göre 10 yıl yaşlanmış görünüyordu. Öne sürülen koşullar öylesine ağırdı ki İsmet Paşa bunları kabul ederse 2 sene boyunca verdikleri savaş boşa gittiği gibi mecliste boynuna ip geçirmekten söz edenlerin eline de koz vermiş olacaktı. İmzalamazsa bu kez de Lozan'da geçirdiği haftalar boşa gidecek, daha kötüsü kurmaya çalıştıkları devlet ortada kalacaktı. Yorgun, umutsuz ve üzgündü. En zorlu akşamlardan birinde oturup bir mektup yazdı ve içini en yakın dostuna döktü. 19 Aralık 1922. Aziz kahramanım, reisim ve kardeşim. Hasretimin derecesini ifade edemem. Anadolu'da aylarca görüşemediğimiz zamanlar olmuştu ama kendime bu kadar uzak ve istediğim zaman hemen sizi bulamaz görememiştim. Benim güzel paşam, bilemezsin bu anda ne kadar hasretim ve üzüntüm var. Ben sana hiç bu kadar silik ve rabıtasız yazmamıştım. Çok laubaliliğimi affet. Tekrar edeyim ki bu hasretimin şiddetindendir. Neticeden memnun olacak mısın? Benim güzel şefim, sevgili kumandanım. İsmet. Mektubunu derin bir duygulanmayla okudum. Kalbimde akışlarını duydukça ne kadar bahtiyar oluyorum. Aynı hasret yoğunluğuyla seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarılı sonuçla şerefli dönüşünüzü düşünerek teselli bulmaktayım. Tavsif edemeyeceğim bir aşkla ve hasretle gözlerinden öperim. Çok sevgili kardeşim İsmet. Başkumandan Mustafa Kemal. 2,5 aylık bir müzakere maratonunun sonunda Lozan Konferansı'nda tartışmalar, kapitülasyonlar sorununda kilitlenmişti. Sonunda Curzon, imzalasanız da imzalamasanız da ben gidiyorum diyerek restini çekti. Trene binip İsmet Paşa'ya haber gönderdi. Ülkenizi kurtarmak için yarım saatiniz var, yoksa gidiyorum dedi. İsmet Paşa'nın yanıtı kısa oldu. Uğurlar olsun. İngiliz heyeti Lozan'ı terk ederken İsmet Paşa sonucun ne olduğunu soran gazetecilere şu yanıtı verdi. Esaret altına girmeyi kabul etmedik. Lozan Konferansı böylece büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. İsmet Paşa kendisini başarısız bulan, değiştirilmesini isteyen sabırsız bir meclisin karşısına eli boş dönüyordu. Yaptıkları savaş kadar hasretle bekledikleri barış da risk altına girmişti ve bu onun hatası olarak görülüyordu. Hem kendisi hem ülkesi için belirsiz bir dönem yaklaşıyordu. İkinci Lozan seferinde İsmet Paşa'nın yanında genç eşi Mevhibe Hanım da vardı. Lozan'da ilk tur görüşmelerinin kesintiye uğramasından sonra Türkiye 1923 Nisan'ında müttefiklerce yeniden müzakereye çağrılmıştı. Paşa bu kez tecrübeli ve güvenliydi. Bunun rahatlığıyla kurmayı tasarladıkları yeni ülkenin bir sembolü olarak Gazi'nin de tavsiyesiyle yanına eşini de almıştı. Mevhibe Hanım konferansta ilk kez başı açık olarak ortaya çıkıyordu.
İkinci tur müzakereler 3 ay sürdü ve yine çok çetin geçti. Ancak Temmuz ayına gelindiğinde ihtilaflar çözümlendi ve 143 maddelik anlaşma üzerinde uzlaşmaya varıldı. Varılan sonuçta herkes için kazançlar ve kayıplar vardı. Türkiye için en önemli konu olan kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Batı Trakya alınamamış, İmroz ve Bozcaada Türkiye'de kalmıştı. Musul sorunu ise ertelenmişti. Ama en önemlisi, Lozan Anlaşması'na ekli bulunan 1 milyona 1 ölçekli bu haritayla yeni Türkiye'nin sınırları çizilmişti. O yeni devletin Lozan'daki temsilcisi bu yüzden sevinç içindeydi. Şimdi geriye bir tek imza atmak kalmıştı. İmza için de Ankara'nın anlaşmayı onaylaması gerekiyordu. Ancak Başbakan Rauf Bey verilen tavizleri fazla buluyordu. O yüzden de beklenen onayı bir türlü vermiyordu. Günler geçtikçe sinirler geriliyor, İsmet Paşa yabancı delegasyonlar karşısında zor durumda kalıyordu. Artık çekilmeyi düşündüğü bir aşamada son umut olarak Çankaya'daki dostunu imdada çağırdı. Ve çağrısına beklediği cevap hemen ertesi gün bir zafer müjdesi gibi geldi. 19 Temmuz 1923, İsmet Paşa Hazretlerine. 18 Temmuz tarihli telgrafnamenizi aldım. Hiç kimsede tereddüt yoktur. Eriştiğiniz başarıyı en bol ve samimi hissiyatımızla tebrik etmek için usulen, kanunen imza olunduğunun bildirilmesini bekliyoruz kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal. İşte bir kez daha en karamsar anında o dost eli imdadına yetişmişti. Mustafa Kemal bu müdahalesiyle açıkça hükümete karşı İsmet Paşa'dan yana ağırlık koyuyordu. Böylece tarihi bir kararın sorumluluğuna da ortak oluyordu. İsmet Paşa, Gazi'nin telgrafını alır almaz şu cevabı yazdı. 20 Temmuz 1923. Her dar zamanda Hızır gibi yetişirsin. 4-5 gündür çektiğim azabı tasavvur et. Büyük işler yapmış ve yaptırmış adamsın. Sana bağlılığım bir kat daha artmıştır. Gözlerinden öperim. Pek sevgili kardeşim, aziz şefim. İsmet. Savaşı sona erdirecek barış anlaşmasının imza günü gelmişti. İsmet Paşa, törenin yapılacağı Lozan Üniversitesi'nin merdivenlerini gururla tırmandı. Salondaki davetliler arasında eşi Mevhibe Hanım da vardı. İmza sırası kendisine gelince masaya yürüdü, iç cebinden Gazi'nin anlaşmayı imzalaması için kendisine gönderdiği altın kalemi çıkardı ve imzayı bastı. İmzaladığı şey Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senediydi. Kapıdan çıkarken aylardır çektiği sıkıntıların ardından bir sigara yaktı. Saçlarına ak düşmüştü ama başarmıştı işte. Keyif yüzünden okunuyordu.